Mesut'a bu hırkanın ne işi var? Sayın Hoca'dan birlikte dönecek. Adana'ya hoş geldiniz. Gülben Ergen'in İstanbul-Adana-Hatay arasındaki konser maratonunda neler oldu neler? Bu sefer uyuyamadım. Bu kız ne zaman uyur, ne zaman dinlenir, ne zaman giyinir, makyajını yaptırır ve konsere çıkar. Ne oldu yorgunluklar, uykusuzluklar? Bir star on binlerle buluşacağı konser öncesinde neler yaşar, konsere nasıl hazırlanır? Gülben Ergen'le soluk soluğa koşturacağınız büyük maratona hazır mısınız? Sahne zamanı. Evet, Gülben Ergen'le büyük maratonun startını veriyoruz. Adana bizim bereketli toprağımız. Türkiye sıcak, Adana çok daha sıcak. Ve Gülben Ergen bu sıcakta bugün fena bunalacak. Uçakta kitap okurken uyuyakaldınız. Ben uçakta uyumayı çok severim. Sabahları erken kalkmak bende çok alışkanlık haline geldi. Konseri 3-4 saat sonra başlayacak ve gece yarısı Gülben geri dönecek. Neden bu telaş? En azından bir gün önce gelip bir gün sonra dönse, biraz dinlense, bizi de yorulup üzmese. Eskiden bir gün önce gelirdim. Öyle lüks günler vardı. Bir gün önce gel otele git dinlen falan. Çocuklar olduktan sonra böyle lüksler olmuyor. En geç o saatte geliyorum. En erken kaçta dönülecekse o saatte dönüyorum. Sağ solu hayran dolu. Önüne gelen kesiyor Gülben'in yolunu. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ve bir saatlik yolun ardından Gülben Ergen Adana'dan Hatay Payaş'a geliyor. Evet, bir saat 15 dakikadır Adana Havalimanı'ndan Payaş'a doğru karayoluyla devam ettik yolculuğumuza. Gülben Hanım şimdi inecek. Tabii ki daha da yoruldu. Uykusuzdu zaten. Uçakta çok az da uyusa yine uykusuzdu. Bir saat 15 dakika sonra nihayet Payaş'a geldik. Evet, Gülben Hanım hoş geldiniz. Geldik. Bu sefer uyuyamadım. Hemen bir duş, saç makyaj. Ondayım sahne. Işık hızıyla odasına çıkıyor, duşunu alıyor, saçını başını yaptırıp konser için yeniden yollara düşüyor Gülben. Nasılsınız efendim? Merhabalar. Sahne kıyafeti efendim çok... Sahne kıyafeti de yok kıyafeti. Burası sahne. Yani burası Ergen, burası Gülben. Bu arada sahne kostümü niye yok? Orada Gülcan buruşur çünkü bir yol gideceğiz burada. Böyle de titiz kız Gülben. Ve konser alanında şimdi üzerinde yeşil çok şık şırıl şırıl bir kıyafet var. Sarıyı çok kullanmıyorum. Yani altın rengini çok kullanıyorum ama sarıyı çok kullanmıyorum. Onun haricinde bu yeşil çok güzel duruyor sahne. Sara karşı ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Hiç mavi boncuk taktığımı görmemişsindir. Çocuklara da takmadım. Dualar. Artık seyirciyle buluşma zamanı. Biz çıkalım aradan, Gülben ve on binler konuşsun. Henüz piyasaya çıkmayan albümünün şarkılarını on binler nasıl da ezberlemişler öyle. Yarın hayranlarıyla buluşacak olan yeni albümünün şarkılarını on binlerle karşılıklı söylüyor Gülben. Geri geliyor, göbek atıyor. Geri geliyor, nostalji yapıyor. O on binleri on binler de onu coşturuyor. Bu anları ölümsüzleştirmek istiyor Gülben. Burada Twitter'cılar var mı Twitter? Herkes mi? Sizin resminizi çekeyim mi Twitter'a? Evet. Güzel gün. Gün. Bir, iki, elleri kaldır havalı olsun. Telefonumda otomatik ayar var. Ben Twitter'a koyuyorum, otomatikman Facebook'a da gidiyor. Çok teknolojik bir sanatçı. Böyle de havasını attı ve şarkı başladı. Ama bu kız nasıl enteresan bir kız anlamak imkansız. Bir yandan şarkı söylüyor, diğer yandan göbek atıyor, öte yandan da elinde cep telefonu sağa sola tweet atıyor. Ve Gülben korosu. O susuyor, Gülben fanatikleri söylüyor. Yine korsalar, dayanamaz yine, kamere salsalar.
Zaman su gibi akıyor Hatay'da. Bıraksalar Gülben'i sabaha kadar okuyacak şarkılarını. Zaten bu duruma hayranları da dünden razı. Uzun gece çığlıklar arasında bitiyor. Geliş! Çocuklar geliş! Gülben Hanım geçmiş olsun. Suna yorulmadı mı? Terliklerimi de gördüm. Siz yoruldunuz mu? Hiç yorulmadım. Sağ ol. Muhteşem bir konserdi. Sağ mıydı? Teşekkür ederim. Yeni çok şarkılar çok güzeldi. Çok teşekkürler. Evet, 3 tane okudum. Güzeldi de işte pazartesi günü burada olacak. Yarışma artık biliyorlar, internette o kadar çok klipler ve şarkılar dinliyor ki. Fark ya da ayrıcalık, 1,5-2 saat boyunca sadece kendi albüm şarkılarımı söylüyorum. İyi, hadi bakalım, gece yolculuğunda görüşüyoruz. Görüşürüz. Hadi bay bay.